Evet sevgili öğrencilerim, şimdi 7. bölümün yani üçgende açıortay bölümünün 16. köşe taşını çözeceğiz. 16 ile devam ediyoruz. Artık köşe taşlarını bu videoda bitiririz diye düşünüyorum dostum. Hemen şöyle bir odaklanmayı da çakalım. Evet, hadi bakalım. Bira bismillah diyoruz. Şimdi bu sorumuzda, birinci sorumuzda hatta buradaki 4 soruda da şunu fark ettim ben. Bir iç açıortayla bir dış açıortay yan yana verilmiş arkadaşlarım. Bakın iç açıortay, dış açıortay. Hemen şunu yapalım. Önce iç açıortayın kuralını bir uygulayalım. Neydi kural? Ayakların oranı neyse kolların oranı da aynı olacak. Yani şurası kesin xk, şurası da kesin 3k. Şimdi bir de dış açıortayı patlatalım hemen dostum. Onun da yakın kol bölü uzak kol diye başlıyorduk. Yani x bölü 3 diye başlıyorum bunun oranına. Xk bölü 3k eşittir. Şimdi birinci ayak 10. Hatırlayın, birinci kolun bittiği yere kadar olan uzaklık birinci ayak. İkinci kolun bittiği yere olan uzaklık da ikinci ayak. Yani toplam 13 artı x'e oranına eşit olacak. Hemen buradan bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. 30 eşittir. X çarpı x artı 13 geldi. Şimdi x'e burada 2 deyince bakın 2 ile 15 oluyor bunlar. Çarpımları 30. Demek ki x gerçekten 2'ymiş dedim. Geldim ikinci sorumuza. Yine bir iç açıortay, bir dış açıortay yan yana görüyoruz. Önce iç açıortayı yapalım. Ayakları 4'e x, kollar da 4k'ya xk olacak diye. Şimdi dış açıortayı yapıyorum. Bakın dış açıortay solda. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 4 bölü xk dedim. K'lar gitti. Şimdi birinci ayak şurası 36. İkinci ayak tamamı 40 artı x. Hemen bir toparlayalım. 4'e bölelim, 4'e bölelim, 9 olsun. 9x eşittir diyorum. Şuradan devam edeyim. 9x eşittir 40 artı x'e. Buradan x'i buraya alırsam 8x eşittir 40, x eşittir 5 çıktı. Sorumun cevabı da geldi. Evet, üçüncü soruya bakıyoruz. Şimdi burada neyi vermiş bize? İç açıortayımızın kolları verilmiş. 8'e 12. Hemen ayaklarımızda 8k'ya 12k diyeceğim. Hatta 4'e bölerek yazıyorum. 2k'ya 3k dedim. BC'yi 10 vermiş. Bakın demek ki 5K'yı 10 vermiş bize. Demek ki K2. K2 ise burası 6, burası da 4 oldu. DN'yi istiyor. Şuradaki uzunluğu istiyor. Önce bir dış açıortay teoremi yapalım. Yakın kol 8, uzak kol 12. Yani 8 bölü 12 eşittir. Birinci ayak DB. K diyelim buna. Bölü diğer ayak tamamı. K artı 10. Hemen şurada da bir içler dışlar şey. Daha doğrusu içler dışlardan önce 4'e bölelim 2. 4'e bölelim 3. Şimdi içleri çarpalım. 3K eşittir. Dışları çarpalım. 2K artı 10'a. Buradan K eşittir 10 geldi. Demek ki şurası da 10. Bizden DN'yi istiyor. Bakın 10 ile 4'ün toplamını istiyor. Dikkatli olun. DN evet 10 ile 4'ün toplamı. 14 yapması lazım diyeceğim ama ben şurada tabii ki yine ay beni matematik öğretmeni yapanın. Bak 2 ile burayı çarpınca 2K artı 20 yazacağız buraya değil mi? Biz 2K artı 10 yazmışız. Yani K 20. Vallahi şıklarda 14 olsa soru hatalı olacak. Al. 20. 4 de burada. 24 çıktı. Evet buna geldik. Bakın önce burada bir 3 var. 90 var. 5 var. Demek ki şurası 4 olacak. Önce bir bunu yazalım. Şimdi burası 3'e 5 oranı varsa şurada da 3K'ya 5K oranı vardır diyelim. Bir de dış açıortay teoremi yapalım. Yakın bölü uzak. Yani 3 bölü 5 eşittir. DB bölü tamamı. DB bölü tamamı da ne buranın? Tamamı da 4 artı DB. Değil mi? Doğru söyledim değil mi? Evet 4 artı DB. Şimdi bir içleri çarpalım. 12 artı 3db eşittir 5db'ye. Buradan 3db'yi buraya alırsam 2db 12 db'yi de 6 buldum. Şurası da 6'ymış. Bunu da yazdık hemen. Şimdi şurası neydi? 8k'yı 4 bulmuştuk biz. 8k 4 ise k eşittir 1 bölü 2. Demek ki burası 3 bölü 2.
Benden nereyi istiyor? DE'yi. Yani 3 bölü 2 ile 6'nın toplamını. 3 bölü 2 artı 6. 2 kere 6 12. 3 daha 15. 15 bölü 2 yaptı. Sorumun cevabı. Ve çevirdim. 17 numaraya geldim. Şimdi şurada bir açıortay var. BD eşittir soru işareti diyor. X diyelim. Şu açıortayımızın da 2K'ya 3K diye kollarını yazalım. Dostlar, bir iç açıortayla bir dış açıortayın arasındaki açı 90 derecedir. O yüzden burası kesin dış açıortay. Bir içle bir dışın arasındaki açıortay açılar 90 derecedir. Böyle yan yana geldikleri zaman. Demek ki bu 90 derece ise bunun da dış açıortay olduğunu söylemem lazım. Şimdi hemen yakın kol bölü uzak kol diyorum. Kuralımı yapıyorum. 2 bölü 3 eşittir. X bölü tamamı. X bölü x artı 5. Hemen içler 3x eşittir. Dışlar 2x artı 10. X eşittir 10 geldi. Bakın yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Bir içle bir dışın arasındaki açı. Şurası demek ki açıortay. Bunu uzattığında demek ki bu da dış açıortay dedi. Şimdi başka ne diyor? AEC. AEC. Şuradaki açı EAC'nin iki katıymış. EAC'nin. Yani şuraya A dersem bu da A'dır ki şurası da 2A'ymış arkadaşlarım. Bunu söylemiş bize. Başka 4 var, 6 var, 2 var. AE nedir diye soruyor. Çok uzatmaya gerek yok. 4'e 6, bakın 4'e 2, 6'ya da 3 olacak, değil mi? Şurası 3 çıkacak. Hemen bursayı yapıştıralım. Şimdi burada da aynı muhabbeti yapalım. Bakın bir iç açıortayla bir dış açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi yazdım. Burada da ne var? 12, 16, 20 üçgeni çıktı. Şurası da 20 oldu o halde. Bunu da yazalım. Bir de demiş ki NC ile CK arasında şöyle bir ilişki var. NC'ye 1K dersen CK 4K olacak demiş. Yani biz 5K'yı 20 diyebiliyoruz. Yazalım onu. K o halde 4. Yani şurası 4. Burası da 16 geldi. Tamam. Bakın bu bir ikizkenar üçgen çıktı bu arada. BN'yi soruyor. BN neresi? Şuradaki adamı soruyor bize. Diklikten diklikini desek olmaz. Bu bir ikizkenar üçgen. Bunu kullansak şuraya A açısı, A açısı, buraya da A desek, şuraya B açısı, B açısı dediğimde evet, şurası 20, burası 12. Yani çok da böyle bir ikizkenar olmasının çok da bir şeyi olmadı bize, bir avantajı olmadı yani ikizkenar işte. Mecbur galiba yine dış açıortay teoremini yapacağım ben arkadaşlar ama yapmadan önce var mı bir çözümü diye bakıyorum. Yok herhalde ya. Yani mecbur yapacağız mı bunu şimdi? A, B. Şurası da A çıksa ne olurdu ki? A artı B 20-20 olur. Yok, o da değil. 12, 16, 20 üçgenimiz. Yani şuradan bir muhteşem üçlü çizsem yine bir şey olur mu? 20'yi 10, 10 diye böler. 6, 10 olur, 10 olur. Yine bir şeye faydası olmaz. Ne yapacağız o zaman? Dış açıortay teoremini mi yapalım? Peki, yapalım. Yapalım anasını satayım. Şimdi 4'e x, şurası 4k'ya, burası da xk diyelim hadi. Şimdi dış açıortay teoremi yakın kol bölü uzak kol. Yani 4 bölü x eşittir. Birinci ayak 16 bölü ikinci ayak 20 artı x. Şimdi şu şuraya 4 katına çıkmış. Bu da buraya 4 katına çıkacak. Yani 20 artı x eşittir. 4 katı olacak. 4x. Demek ki 3x 20. X eşittir. 20 bölü 3 gelecek. Yani keşke baştan yapsaydım lan. O kadar yapayım mı diye düşündüm. Düşündüm. Pat diye çıktı. Peki. Hadi bakalım. Şimdi iki açıortayın arası 90 dereceydi. Bakın diklikten diklikinde 6'nın karesi 36. 9 çarpı 4'e eşittir. Şu BK'yı 4 bulduk. Şimdi şu iç açıortayı konuşalım. 4'e 6. Yani 2K'ya 3K gibi. O zaman burası 2K ise burası da 3K'dır diyebilirim ben. Hemen şurada da bir Pisagor çakalım. Şuradan da Pisagor çakalım arkadaşlarım ve mevzu da bitsin. Ne diyeceğiz? 3K'nın karesi. Gerçi ne geliyor?
Bir de dış açı ortay teoremi yapalım. Pisagor'u çakmadan önce dış açı ortay teoremi yapalım da öyle Pisagor çakalım arkadaşlarım. Şöyle, yakın kol 6, uzak kol 3K. Yani 6 bölü 3K eşittir 9 bölü tamamı 13 artı 2K. Belki buradan daha kolay buluruz. Hemen 3'e bölelim, 3'e bölelim 2. 9K gözüküyor mu ki burası? Gözüküyor. Eşittir. 2 ile çarpalım. 26 artı 4K. Evet, bu daha iyi oldu. 4K buraya gelirse 5K eşittir 26. K eşittir 26 bölü 5. Nereyi istiyordu? 2K'yı istiyordu. Çarp 2 ile 52 bölü 5 geldi. Evet, 17 de tamamdır. Şimdi 18. Bakalım ne diyor? Birinci sorumuz. BDC. BDC. Şurası 2A diyeceksin diyor. DCB. Şuraya da A diyeceksin diyor. 6'ları verdim. 3'ü verdim. Ha, şurası da A oluyor değil mi? Bu ikiz kenarmış. Burası da A. Demek ki 3A eşittir 180. A eşittir 60. O zaman burası 60. Burası, o yanlışlık mı var ya? Bir yerde hata var. Bir daha bakayım. BDC açısına 2A dersen DCB. DCB. Ha, şurası A oluyormuş lan. Tamam, şimdi oldu. Burası 2A ise burası A. Yani 60 falan yok arkadaşlar. Yanlış yazmışım ben. Peki burası A. O halde şu açı ne olur? 180-2A. Çünkü burası 2A'ydı. E, o halde bu açı da 180-2A. Çünkü ikiz kenar. Şimdi bunu şöyle uzattığımda 180-2A. A daha 180-A yapar. O halde buranın da A olması lazım ki toplamları 180 yapsın. Yani benim buradan bulduğum sonuç, şu adam dış açıortay. Hadi şimdi teoremini yapalım. Yakın bölü uzak. Yani x bölü 6. Eşittir 3 bölü 9. Bu 1 olur. Bu 3 olur. 6 eşittir 3x. X eşittir 2 gelir. Evet, geldik bu soruya. Bakalım ne diyor. AB eşittir AC. Tamam, bu bir ikiz kenar üçgen. Yani şuradan aşağı indirdiğim doğru hem bir açıortay hem kenarortay hem de yükseklik. AF AE'nin 4 katıdır diyor. Şuraya K dersem burası 4K. Bakın ne çıktı burada karşımıza? Şu üçgenin küçük olmuş biraz ama şu adam dış açıortay oldu fark ettiyseniz arkadaşlar. Ve yakın kolu K, uzak kolu 4K. 1 bölü 4 eşittir. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 9. X bölü x artı 9 oldu. 4x eşittir x artı 9. 3x eşittir 9. X eşittir 3. Paketle gelsin. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor. Şimdi şunu şöyle birazcık uzatsam ben. Ters açılardan bu da noktalı açı olur. Ve bakın şu bir dış açıortay, şu da bir iç açıortay oldu. Şu tarafı görmeyin artık. Buraya noktalı açı yaptım. Şu bizim dış açıortayımız oldu. Şimdi önce iç açıortayı yapalım. 2'ye 3'müş ayaklar. O zaman kollarda 2K'ya 3K. Şimdi dış açıortayı yapalım. Yakın bölü uzak. Yani 2 bölü 3 eşittir x bölü tamam. X bölü x artı 5. Buradan 3x eşittir 2x artı 10. X eşittir 10. Evet, 60-60-60. Madem ki bu bir 60-60 açıortay, 4'e 12. Yani kollar 4'e 12 ise ayaklar 1'e 3K değil mi? 3 katıymış. Bu da 3 katı oldu. Şimdi şunu şöyle uzattığımda ben kardeşim, burası da 60 oldu ya. Bak bu da, şunu görme şimdi. Şu yokmuş gibi düşün. Şu adam dış açıortay oldu. O zaman yakın bölü uzak. Yani X bölü 4 eşittir 3 bölü 4 olacak. 3 bölü 4. Bakın 4'ler giderse x eşittir 3 çıktı sorumun cevabı. Çevirdim. 19 numaralı köşe taşımızın birinci sorusundayız gobeller. Evet. BF 4K, FC 3K, AB 12 verilmiş. AC bizden isteniyor. Senin burada bilmen gereken mevzu şu. Canım kardeşim bak, şu üçgenin, şu üçgene odaklan.
İki dış açıortay çizilmişse bunların kesiştiği noktadan bir iç açıortay da geçmek zorunda. Hemen üçgende merkezler başlıklı konu anlatım videomu izle. Dış teğet çemberin merkezi deniyordu bu F noktasına. Orayı bir iyice öğren. Neden bunun açıortay olduğunu daha da iyi oturtturur mantığını. Sonra bak, bu açıortayın gerisi kolay. Ayağı 4, 4'e ne düşmüş? 12 kol düşmüş. 3 katı. Üçlük ayağı ne düşecek? 3 katı 9 düşecek deyip gerisi paket yani. Şimdi buraya bakın. D dış teğet çemberin merkezi ise şunların kesinlikle dış açıortay olduğunu biliyoruz biz artık. Bu da iç teğet çemberin merkezi ise bunların da iç açıortay olduğunu biliyoruz. Ve bir de ne öğrendik? Bir dış açıortay ile bir iç açıortay yan yanaysa aralarındaki açı kesin 90 derece. Şimdi bak, şurayı birleştirdiğimde bir tane Pisagor buradan yapacağım. 3 var, 6 var. Kısaca neydi bu hipotenüs hemen? Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı. 3 kök 5. Şurada da Pisagor yapıyorum. 3 kök 5'in karesi 45 eşittir x kare artı 25. Yani 20 eşittir x kare. X eşittir 2 kök 5 çıktı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, üçüncü soru, bakın dıştan teğet olan çemberin merkezi burasıymış. Bu merkezden ne geçecek? İki tane dış açıortay, bir tane de iç açıortay. İşte bu BK iç açıortaymış demek ki. AK'yı 4 vermiş, KC'yi 6 vermiş. Demek ki bakın, açıortayın 4'e 6'ymış oranı. O halde burası da 4K'ya 6K'dır diyebilirsin. Ve bize de AB ile BC'nin toplamını, AB ile BC'nin toplamını, yani 10K'yı 15 vermiş. Demek ki K eşittir 15 bölü 10. Hatta 5'e bölelim, 3 bölü 2. AB'yi soruyor, 4 ile çarpın diyor, 4K'yı soruyor, 12 bölü 2'den 6. Evet, dördüncü sorudayız dostum. ABC üçgeninde I iç teğet çemberin merkezi ise, demek ki hocam şu bir iç açıortay. D dış teğet çemberin merkezi ise, demek ki öğretmenim bu da bir dış açıortay ki bunların da arasındaki açı 90 derece, hatta 3, 4, 5 üçgeninden şuranın tamamı 5. AB ile BC birbirine eşitmiş dostum. AB ile BC eşitse şimdi bu da bir iç açıortaydır diyeceksin. Çünkü I'dan geçiyor. İkizkenar üçgenin açıortayı aynı zamanda yüksekliktir. Burası 90'dır dedi. Ve şurada bakın, diklikten diklik indi. Öklit yapacağız. Şimdi buranın tamamı 5. Unutmayın. 3, 4'ten 5. Yan kenarın öklidi 3'ün karesi, yani 9 eşittir x çarpı hipotenüsün tamamı. X çarpı 5. Yani x eşittir 9 bölü 5. İki katını alalım. 18 bölü 10. Yani 1,8 diyelim. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan gelsin. Şimdi geldik 20 numaralı köşe taşımıza. Bu da sondu galiba, değil mi? Evet, arkasında tarama testi var. Son köşe taşımız arkadaşlarım. Birinci sorumuzla başlayalım. İki tane dik üçgen varmış burada. ABC dik üçgenmiş. Bir de BDK. Tamam, şu da bir dik üçgenmiş. Açıortay verilmiş, 3 verilmiş, 8 verilmiş arkadaşlarım. Buna göre DBE üçgeninin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi Can kardeşim, sen burada neyi bileceksin? Şimdi neydi? Bakın, bir iç açıortayla bir dış açıortayın arasındaki açı 90'dı. Demek ki şu bizim dış açıortayımız. Şimdi bu dış açıortayın bu B noktasından buraya bir diklik gitmiş 8 ise, şuraya gideceğimiz diklik, yani bu kola da indirdiğimiz diklik de 8 olacak. Ve dolayısıyla artık bu üçgenin tabanı 3, yüksekliği 8'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanı da 12 birim gelir. Şuna gelelim. Fışkırma teoremi yaptım yani arkadaşlar. İlk köşe taşlarında yaptığımızı yaptım. 5 var, bilmem ne var. DBC üçgeninin alanı DBC neresiymiş? Şu DBC şurasıymış. Bunun alanını istiyor bizden. Şimdi bir bakalım. Şöyle yapalım. Şunu bir uzatalım şöyle. Bu açı tersten buraya da eşittir diye. Şurayı görmeyin artık. Yani bakın, şu bir açıortay oldu ve buraya çizdiğim diklik 5 ise şuna çizdiğim diklik de fışkırtma teoreminden 5 olacak. Ve bakın, sizden şu üçgenin alanını istiyor. Bu üçgenin tabanı 12, yüksekliği 5 oldu. Demek ki 5 çarpı 12 bölü 2'den
30 çıkacak bunun alanı. Evet, 3'e geldik. AD dış açıortaymış. AD ABC üçgeninin dış açıortayı. Yani şu bir dış açıortay. DHX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şurada da bir ikizkenar üçgenimiz var. Peki. X nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım neler yapacağız. Önce şurada bir dış açıortay teoremi yapalım. Yakın bölü uzak diyelim. Yani 2 bölü 3 eşittir. Şuraya K dersem K bölü K artı 3 oldu. K bölü K artı 3. Buradan 2K artı 6 eşittir 3K. Demek ki K eşittir 6. Şurası 6 geldi. Sonra başka neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şuranın alanını bulmaya çalışalım. Buranın alanını. Şuradan bir yükseklik indirelim. Bu yükseklik burayı 1, 1 diye 2'ye bölecek. Şurada bir de Pisagor yaparsam 9'dan 1 çıktı 8. 2 kök 2 oldu yüksekliği. Yani şu üçgenin alanı, o taradığım üçgenin alanı, tabanı 2, yüksekliği 2 kök 2 bölü 2'den alanı 2 kök 2 çıktı. Şuranın alanı 2 kök 2. Peki 3'e 2 kök 2 düşmüş. 6'ya ne düşer? Bak 2 katına ne düşer diye soruyorum. Alan da 2 katına çıkar. 4 kök 2. Artık şuranın tamamının alanını ben 6 kök 2 diyebiliyorum. Peki bu alanı nasıl bulurdum normalde? Şu benim tabanımsa 3. Bu tabana inen yükseklik x'tir. Bölü 2 eşitmiş alana. Yani 6 kök 2'ye. 3'e bölelim, 3'e bölelim, 2 kalsın. 2 ile çarparsam x eşittir 4 kök 2 çıkar. Güzel soruymuş arkadaşlarım. Belki daha farklı bir çözüm yolu da vardır ama ben ilk bunu gördüm, böyle devam ettim. Hadi bakalım son soru. CH5, BC13. BC neresiymiş? Şurası da 13. Tamam. DB, şurası x diyelim. Tam sayı olarak en çok kaç birim olabilir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şunu yine ben böyle bir uzattım. Bu da dış açı ortay oldu. Şurası tersten buraya eşit oldu. Yani bu bir açı ortay. Şimdi şuradan da bir diklik buraya çizersem, bu 5 ise bu da 5 oldu değil mi arkadaşım? 5, 5. Fışkırma teoreminde. Ve şu büyük üçgene bakarsanız şuraya, 5, 13 ise şuranın 12 olması lazım. Yani şu uzunluk toplamda 12. Bakın x 12'den daha küçük bir sayı çıktı arkadaşlarım değil mi? Çünkü tamamı 12 ise şurada bir fazlalık var. 12'den küçük bir sayı. Ha, en fazla kaç olabilir? 11 olabilir derseniz olayı da bitirmiş olursunuz. Evet arkadaşlarım, köşe taşlarını bitirdik. Bir sonraki videomuzda da tarama testiyle devam edeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.